İyi günler sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuz var. Yazar, televizyoncu Sayın Sadık Yalsız Uçanlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Ben programımıza Sadık Bey'in özgeçmişini sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum. 7 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1962 tarihinde Malatya'da doğdu. Hatay Dört Yol Deneme Lisesi'nden sonra Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Bir süre İstanbul'da bir yayın evinde çalıştıktan sonra edebiyat öğretmeni olarak atandı. 1987 yılında TRT İzmir Televizyonu'na yardımcı prodüktör olarak tayin edildi. İlk kitabı Şehirleri Süsleyen Yolcu, 1986 yılında Birlik Yayınları arasından çıktı. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği'nin Yılın Hikayecisi ödülünü kazandı. Bir dönem Top Üniversitesi'nde Dünya Edebiyatı dersi vermiştir. Sadık Bey evli ve 5 çocuk babasıdır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bayağı dolu dolu bir özgeçmiş. Maşallah. Ben efendim programımıza sizin çocukluk yıllarınızdan başlamak istiyorum. Çocukluğunuz galiba Malatya'da geçmiş. Evet. Değil mi? Ve babanızın bir sinema işlettiğini öğrendim özgeçmişinizde. Bu dönemin sizin hayatınızda bir olumlu etkisi olduğu söyleniyor. Ben bunu sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Evet, Malatya doğumluyum ben Deniz. Evet. Babam Malatya'da 60'lı yılların ikinci yarısında, tabii benim hatırlayabildiğim 6-7 yaşlarına itibaren yazlık, kışlık sinema işletmeciliği yapardı. Hatta Melek Baba Mahallesi'nde bir evimiz vardı. Arkasında bir büyükçe bir bahçemiz vardı. Orayı bir yazlık sinemaya çevirip Melek Baba sineması adıyla orayı da zannediyorum 2 yaz işletti. Biraz sinemalarda geçti. Tabii 60'lı yıllar Malatya hala öyledir gerçi. Anadolu şehirlerimiz. Evet. Anadolu'nun hani Anadolu ruhu, Anadolu mayası dedikleri o ruhu koruyan şehirler. Biraz modernliğin çok travmatik biçimde yaşanmadığı şehirlerdi. Evet. Malatya öyleydi ve çok renkli böyle çok, yani Killing filmlerini hatırlıyorum mesela. Korku filmlerini, yani bir 6 yaşındayken ilk Killing filmini izlediğimde böyle sinemada ağladığımı korkudum. Ben Deniz'de o zaman Ankara gazozu vardı. Evet, çok meşhurdu. Evet. Gazoz satardım böyle bir kovanın içinde buzlu. Güçlükle taşırdım onu da. Ay çekirdeği falan, ay çiçeği. Bayağı satardım. Tecrübeniz olmuş o zaman. Evet. Sinema tabii çok büyülü bir ortam. Sinema hakikaten bir rüya sanatı çünkü. Yazın bilhassa yani beyaz perdede tabii yıldızlar, yani Yeşilçam yıldızları akardı. Böyle yanıp yanıp sönerdi ışıltılı bir dünya. Sonra bazen biraz da içe gömük. Çünkü kalabalık aileler biliyorsunuz, geniş ailelerde çocukların bir yalnızlık şeyi olur. İçe doğru bir kendi koridorları olur, odaları olur. Evet. O da aslında insan besleyen bir şey demek ki. Biraz romantik ve yalnız bir çocuktum. Gökyüzüne bakardım, gökyüzünde de yıldızlar. Yani gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar ve beyaz perdede yıldızlar. Öyle. Ama bunun edebiyat hayatımıza bayağı katkısı olduğunu düşünüyorum, değil mi? Hiç şüphesiz, çünkü sinema görsel dille hikayeler anlatma sanatı, aslında öyle bir dil malum. Dolayısıyla o besledi diye düşünüyorum. Çünkü evimiz çok böyle kitabın olduğu, kitap okunan bir ev değildi. Evet. Yani daha çok ortaokulda, özellikle orta ikinci sınıfta Turan Gültekin adında bir, Allah selamet versin, solcu bir Türkçe öğretmenim vardı. Çok kitaba okumaya meraklı. O bize mesela güzel kitaplar okuttu. Birçok sonradan üniversitede Türkoloji eğitimi alırken okuyacağım kitapların birçoğunu yazarların o dönem okuduğumu hatırlıyorum. Yani Oktay Akbal gibi. Evet. Mesela Mehmet Kemal gibi, hem köşe yazarı hem şairdi. Bunların da mutlaka çok katkısı olmuş. Sait Faik gibi. Evet. Çok önemli. Evet. Kemalettin Tuğcu'yu kendim okudum. Evde bir tane kitabını buldum. Bu arada bir Güney Amerikalı bir günce, Güney Amerikalı bir kadın, Çöplük diye bir roman. Ondan çok etkilendim. Belki edebiyata beni yönlendiren, yani roman yazmaya özendiren, hikaye yazmaya özendiren kitap olur diyebilirim. Yine bu çocukluk yıllarınızda okudunuz. Evet, evet. Yani o zaman lise birinci sınıftaydım zannediyorum. Çok da uzunca hala aklımda tutamadığım bir ismi var. Yani Arjantinli veya
Güney Amerikalı bir kadın yazar. Ve ilk büyük bestsellerlerden, yani çok milyonlarca satmış. Evet. Kadın eşini kaybetmiş, çocuklarıyla yalnız, çaresiz, yoksul ve çöp topluyor, kağıt topluyor. Yarım gün kağıt topluyor, onları satıyor ve çocuklarıyla bir böyle gecekondu gibi bir evi var. Güncesi onun. Evet. Hiçbir edebi kaygı gütmeden içinden geldiği gibi son derece sade, yalın yazmış. O tabi bana, beni çok etkilemişti. Hani ben de böyle bir şey yazsam falan. Ama evet, güzel bir etki olmuş. Evet. Ne güzel yani, bugünlere kadar gelmişsiniz. Bir de dedemle babaannemi hatırlıyorum yani. Evet. Çünkü hani Edip Cansever'in muhteşem bir dizesi var. Acılardan bir yaz kurduk, onarıyoruz diyor. İnsan böyle anılar ve acılar, bilhassa çocukluk anıları çok önemli. İnsan çünkü mealen peygamberimizden gelen bir söz hatırlıyorum. İnsan yedisinde neyse yetmişinde odur şeklinde o mealde. Çocukluğumuzda kuruluyor bütün dünyamız aslında. Doğru. O dönemki etkiler hala daha değil mi? Hepimizin üzerinde devam ediyor. Doğru. Evet. Şekillendiriyor herhalde. Belki anne karnında kuruluyor aslında. Hı. Çünkü bizim Anadolu'da adettir biliyorsunuz. Babalarımız, dedelerimiz öyle yani. Haram lokma yedirmeyelim, abdestsiz emzirmeyelim. Çok güzel. Tabii. Bütün insanın aslında sermayesi de bu. Babaannem ve dedem biraz öyleydi. Sonradan tabii biraz bu tasavvuf edebiyatına merak saldıkça fark ettim ben, anladım. Çok sade, yalın insanlardı. Kadiri dervişi olduklarını sonradan tabii maşallah, fark ediyorum. Evet. Çünkü zikir yaparlardı evde. Ve çok sade bir saç soba, orada meşe odunu, kayı yakarlardı. Onun közünü yine bir kalın saç bir mangala çekerlerdi. Üzerinde mesela soğanlı bulgur aşı pişirirdi. Çinko çaydanlıkta çay demlerdi babaannem. Bütün keyifleri de oydu yani, lüksleri. Yeri toprak, Abdülkadir-i Sufi'nin dediği gibi zemini de tavanı ahşap, yeri zemini toprak evlerde yaşayın diyor. Ama çok güzel, çok kıymetli dönemler bunlar, çok güzel, kıymetli anılar. Belki evet. O oralardan evet. Evet. Bir de bu sinema Paradise, herkesin bir cennet sineması vardır diyor Mustafa Kutlu Üstadımız. Bizim Melek Baba sinemasının da bir yangın, zaten sinemayı öyle kapattı babam, yandı çünkü. Bu biliyorsunuz film şeritleri çok kolay tutuşan şeylerdir. Evet. Bir makinistimiz vardı böyle, sonradan birkaç hikaye yazdım onunla ilgili. Zannediyorum bir gizli bir gönül yarası, bir aşk acısı da vardı onun. Yalnız yaşardı hatırlıyorum. Bir paltosu vardı böyle, kırçıl bir palto. Zannediyorum uyuyuvermiş herhalde, sürekli sigara içtiği için. Evet. Bir yangın çıktı ve o yandı. Allah rahmet eylesin. Yanarak kendisi de. Evet. Yani cennet sineması hikayesinin acısını ben de yaşadım. Evet. Peki tür olarak roman, hikaye, öykü, günce, yani sizin hayatınızda en çok, ben gerçi öykünün ön planda olduğunu biliyorum ama yine de sizden dinlemek istiyorum. Hangisi öne çıkıyor? Aslında etkisi nedir? Bunların hepsi öz itibariyle tahkiye dediğimiz, yani öyküsel anlatım. Bu bizim bütün kadim gelenekte var, kadimde de olan bir şey. Yani bütün kutsal vahiyler, kitaplar da Cenab-ı Hak da kıssayla vahiy ediyor. Kıssayla çok malum anlatmış değil mi? Çünkü bu dolaylı anlatım daha insani zannediyorum. Daha ibret amiz ve daha sembolik aynı zamanda olduğu için farklı okumalara imkan veriyor. Bir de hiç eskimeyen bir dil. Ve aslında gündelik yaşamda da biz öyküsel bir dil kullanıyoruz. Mesela sizinle bu programdan önce bir sohbet yaptık. Evet. İşte merhaba, hoş geldiniz, nasılsınız, ne haber? Yolda iki insan karşılaştığında da benzer şey olur. Ayaküstü birbirlerine hikaye anlatırlar hemen. Evet. Bu hikaye anlatma böyle bir şey. Bir de bizim hani roman geleneğimiz yok denir. Bu kısmen haklıdır. Çünkü roman Batı'da burjuvazi, yani burjuva sınıfının anlatmak üzere doğmuş bir şey. Cemil Meriç çok doğru söylüyor. Fakat bize özgü bir roman geleneği, hikaye geleneği var aslında malum. Evet. Halk hikayeleri, hatta cenknameler, gazavatnameler, yani Hazreti Ali Efendimiz'e, İmam Ali Efendimiz'e izafe edilen, onun savaşlarını konu alan, gazalarını konu alan cenknameler, battalnameler, danişmentnameler, mesela Saltukname'ler, Sarı Saltuğumuzun evet hayatını konu edinen Cem Sultan Nebul Hayr'a yazdırdığı o muhteşem
Ve aşk hikayeleri var bizim biliyorsunuz. Kerem ile Aslı. Evet. Birkaç versiyon olan Leyla ile Mecnun var. Kelime ve Arzu ile Kamber vesaire. Ferhat ile Şirin. Bunlar bir birikim bizde var. Modern dönemde de Amak Hayal gibi Filibel Hazretleri'nin yazdığı o muhteşem Seyri Sülük'ün anlattığı. Evet. Ve de Müsameretname. Bunun dışında aslında doğuya özgü yine bizim diyebileceğimiz tabii ki Binbir Gece Masallar gibi. Yani bir birikim var. Evet. Tabii biraz da modern hikaye eğer modern hikaye de bunun aslında çok çok dönüşmüş ve biraz da batıyla da temastan sonra biraz değişmiş hali versiyonu. Böyle bir işte sinema çok film seyretmiş olmanın da getirdiği belki bir şeyle hikaye yazmaya başladık işte. Roman yazdık vesaire öyle. Yani 70 tane eseriniz. Estağfurullah tabii benimkilere eser dememek lazım. Estağfurullah olur mu? Belki kitap biliyorum. Demek lazım. Çok mütevazisiniz. Mütevazi kişiliğiniz her yerde zaten fark edilen bir şey. Eser gerçek. Daha kalıcı, daha... Yok inşallah evet. Biz farkındayız onların eseri olduğunu. Tevazu gösteriyorsunuz. Ben başka bir soruya geçmek istiyorum. Rahmetli Menderes'in bakanlarından, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık Bakanı, Ulaştırma Bakanlığı gibi aynı zamanda değil mi yapmış? Tevfik İleri Bey. Tevfik İleri Bey'in hayatını siz incelediniz. Kendisiyle ilgili bir romanınız var, bir adet, Vefa Apartmanı diye. Ve Yassı Adadan Mektup Var isimli yine başka bir kitabınız var. Cahide, kızı Cahide İleri'nin hazırladığı, benim yayınına katkı verdiğim bir kitap. Evet, evet biraz bunlardan bahseder misiniz? Şöyle tabii Tevfik İleri, yani benim hayran olduğum, aşık olduğum bir zat. Buyurduğunuz gibi 1950 ila 1900 darbeye kadar 60 yıllar arasında Marif Vekilliği, Nafıa ve Münakalat yani Ulaştırma, Bayındırlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları yapmış. Ondan önce de 17 yıl kadar mühendislik ve bölge müdürlüğü yapmış, kontrol mühendisliği. Hemşinli bizzat 1911 doğumlu. 49 yaşında vefat ediyor. İşte Türkiye'de ilk İmam Hatip liselerine açan, yüksek lisans mühendislerini açan dini mektepler, o zamanki adıyla İmam Hatip mektepleri, meslek liseleri açan, köy enstitülerini öğretmen lisesi olarak ıslah edip dönüştüren, ilkokullar açan, çünkü 1950 yılına kadar 1950 yılına kadar Türkiye'nin hiçbir köyünde ilkokulu yok. O dönemde açılmaya başlıyor. Böyle bir arı gibi çalışan bir adam. Aşk ehli bir adam. Münevver bir insan. Aydın bir insan. Hı. Dönemin entelektüelleriyle dost. Necip Fazıl başta olmak üzere Arif Nihat Asya gibi, Sami Ayverdi gibi büyüklerimizle çok yakın. Çok romantik bir adam. Vasfiyan'la eşi 2 yıl önce göçtü. Evet. Muhteşem bir zat. Yani bir kişiydi. Elini öpmek, huzurunda bulunmak nasip oldu. 97 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir de öyle enteresan ki 19 yaşındayken birbirlerine aşık olup sözleniyorlar, nişanlanıyorlar. Nişanlıyken yazdığı 3 mektup var. Orada da söylüyor. İlk tanıştıklarında, daha doğrusu evlenmeye karar verdiklerinde de söylemiş. Vasfiye diyor, senden fazla bir tek memleketimi seveceğim diyor. Hı hı. Ve devam etmiş, bu sözüne de sadık kalmış. Kalmış bir insan. Evet. Memleketine, çünkü hani Yunus Emre buyurur ya, evvel aşk gerek ere andan da erişe benzer. İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Ya da Niyazi Mısri Hazretleri, Osman Kemali babamız da benzer ifadeleri var, nefesleri var. Aşksız bu alemde Adem olmanın imkanı yok. İnsan olmanın imkanı. Böyle bir aşk sahibi bir insan. Memleketine bu kadar kısa süre içinde, bu kadar genç yaşında muazzam hizmetler yapmış. Hiçbir işte ayrım gözetmeden, yani siyasi, dini, etnik ayrım gözetmeden bu memleketin, bu vatanın insanlarına, bu topraklarda yaşayan, bu güzelim yani Fethiye Muhlon'un ifadesiyle 70 bin evliyanın döllediği, bilgeliğin mayalandığı, harmanlandığı bu güzelim Anadolu coğrafyasında yaşayan herkese ayrı ayrı bir vefa, bir hizmet, bir şükran borcu varmış gibi çalışmış bir zat. Vefa Apartmanı Kucit Bey'in karşısında bir apartmanıydı. Apartmanlarının ismi. Evet. Hüseyin Çelik Bey, eski Milli Eğitim Bakanımız, bir kezinde bana yeni bir roman çıktığında takdim ettim. Baktı şöyle kitaba, teşekkür etti ve dedi ki ya Tevfik İleri'yi de mi yazsan diye. Ben de kırık dökük kalemimle
Tevfiklerinin yaşamını, bu destansı yaşamını biraz genç dostlarımıza, kardeşlerimize hani yadigar bırakmak için yazmaya çalıştım. Sonra ailesiyle görüşmek nasip oldu. Büyük ve küçük kızı Cahide abla ve Ayşe ablayla, işte damadı Ayhan Bey'le ve karısı Vasfiye annemizle tanıştık. Evet. Böyle 3 sene kadar da Vasfiye annemizle zaman zaman görüştük. Sizin hayatınızda bir şeyleri oldu değil mi? Onların müthiş güzel etkileri oldu. Evet. Yani bir neredeyse bir kırılma yaşadım diyebilirim. Hı-hı. Yani bu kadar bir siyasetçinin, bir bürokratın, bir devlet adamının bu kadar mesela romantik olabileceğine, aşık dolu olabileceğine, hizmet insanı olabileceğine, vahdet ehli olabileceğine, bu kadar müeddep, nazik olabileceğine pek fazla inanmıyordum doğrusu. Yani düşününüz, mesela kızı öğleyin diyelim bakan, işte çok baz vakti var, geliyor 15-20 dakika, yarım saat evinde namaz kılıp yemeğini yiyor. Ailesiyle birlikte olup gidiyor hızla, evet. Ve gün yani 24 saatin 20 saati çalışan bir adam. Ömrü çalışmak da geçmiş. Kızı yeni bir toka alıvermiş. Yani çok basit, sıradan bir toka, bir işportacıda neredeyse satılan bir toka alıvermiş, takmış. Birkaç dakika böyle o tokana ne kadar yakıştığından, ne kadar güzel göründüğünden. Çünkü Cahide abla, büyük kızı, diyor ki kadınlar sıraya girerdi diyor. O kadar kompliman yapardı, beyefendiydi, böyle şey yapardı ki diyor. Ay Tevfik Bey'le karşılaşsak da biraz bize kompliman yapsa diye. Ama bakın, ince düşünceli, detay çok görebilen değil mi? İnce ruhlu bir insanmış demek ki. Bunları fark edebilip önem vermesi her şeyden önce. Dediğimiz gibi o yoğunlukta bir insanın. Dediğiniz gibi verdiğiniz örnek çok çarpıcı aslında. Kızın saçındaki hani o an takılı vermiş dediğiniz gibi. Basit bir tokayı bile fark etmesi, bunu dile getirmesi. Dediğiniz gibi ruhunun güzelliğini gösteriyor. Tabii. Bir de biliyor, yani 17 yıl mühendislik ve idarecilik yapıyor. 10 yılda bakanlık yapıyor. 3 ayrı bakanlık, ikisi yatırım bakanlığı. Vefat ettiği zaman ailesi kirada oturuyor. Bu Sıhhiye'de Abdülpekç Parkı'nın karşısında şu an İş ve İşçi Bulma Kurum binamız var. Evet. Hizmet binası, o zaman sivil bir bina. Orada çelik apartmanı, ailesi kirada. Tabii kirayı da veremiyorlar. Çünkü Demokrat Parti mensuplarına yapılan çok ağır zulümler yapıldı. Doğru. Hakikaten. Evet. Bu ailesi ve çocuklarına da maalesef miras olarak, kötü bir miras olarak intikal etti. Uzun yıllar mesela bir iş yerine girdiğimde diyor Cahide abla kızı, bir hafta sonra veya 3 gün sonra, ertesi gün babamın yani Tevfiklerin kızı olduğumu öğrendiklerinde işten çıkarıyorlardı beni diyor. Aslında çok acı dönemler bunlar, evet. Gerçekten. Evet, mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce okutmanlığından emekli Cahide abla. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni Tevfik Bey Maarif Vekili iken, Milli Eğitim Bakanı iken açmış. Orayı kuran o, kurucusu o. Evet. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, bu üç büyük üniversitemizi, üçü de önemli üniversitelerimiz. Evet. Türkiye'mizin o 50'li yıllardaki servetini, bütçe imkanlarını biliyoruz. Tabii. O dönemde böyle işler yapmış olması, mesela Orta Doğu halklarının, ülkelerinin bilimsel, teknik bilgi ihtiyacını karşılamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni açmış. Şimdi oradan emekli tabii. Ama oraya İngilizce okutman olarak işe girene kadar ne eziyetler çekmiş. Aile sıkıntı yaşıyor tabii vefatından sonra. Murat Karayalçın Bey de kuzenidir, babası Tevfik Bey'in, ilerinin. Çok severlermiş. Yani Cumhuriyet Halk Partili olmalarına rağmen Tevfik Bey'e büyük bir saygı, büyük bir sevgi duyarlarmış. Ama bahsettiğiniz yapıda bir insan, tam bir beyefendi, tam bir dediğim gibi münevver bir insan, herhalde herkesin seveceği bir insandır. Evet. Yani, evet. Evet. Tabii hüsn ve kemal sevgi sebebi biliyorsunuz. Evet. İkisi de var, evet. Onda. Dolayısıyla o Karayalçın'ın babası Galip Bey, ağır ceza reisiymiş rahmetli. İşte diğer yakın dostları, enişteleri, dayıları filan, kayınbiraderi bir araya gelip bir arsa alıp bir ev yapmışlar. Ve aileyi güç bela tabii ikna ederek, ama geri ödeme şartıyla aile oraya taşınmış. Adına da Vefa Apartman demişler. Ha, şimdi, Vefa Apartmanı böyle olmuş yani. Böyle olmuş. Çok müthiş bir hikaye çok bu. Gerçekten. Zaten son yazdığı mektupların birinde Kayseri cezaevinde yatıyor o zaman. Tevfik Bey yasada da önce idamı düşünülüp sonra müebbet hapse çevrilen, daha sonra Kayseri cezaevine nakledilip orada kanser olarak
kanser olan Ankara Numune Hastanesi ilerlediğinde getiriliyor. Burada vefat ediyor. Hacı Bayram Sultan'ın huzurundan cenazesi kalkıyor. Cebeci Asri Mezarlığı'na sırlanıyor. Şu an orada. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanımız ve öğrenciler, öğretmenler vefatının 52. yıl döneminde 52 Hatmi Şerif okudular. Sayın Bakan da teşrif ettiler. Güzel bir anma yaptık. Ailesi de geldi. Evet. Tevfik Bey, yani Necip Fazıl'a da hayran ve aile dostu onun da. Nazım Hikmet'in şiirlerinden de zevk alan birisi. Hazreti Mevlana, Hazreti Pir Mevlana, Celaleddin Rumi'nin Divan-ı Kebir'ini de okuyan, Mesnevi Şerif'ini de okuyan. Evet. Aynı zamanda işte Balzac veya Emil Zola okuyan birisi. Ama olması gereken de bu değil mi zaten? Bu, tabii. Ya, tabii. Evet, bir de Milli Eğitim Bakanı, evet. Kanser, evet. Haksız yere cezalandırılmış. Doğru. Yatıyor ve acılar içindeyken bile kitap okuyan bir adam. Evet. Mesela Vasfiye Anne'ye yazdığı bir mektupta diyor ki, bugünlerde bir Fransız romancının Allah'ın Bahçesi adında güzel bir romanını okuyorum. Seninle birlikte okumayı en fazla istediğim kitaplardan biri bu diyor. Evet. Vasfiye Anne de cevap yazıyor. Elbette birlikte okuyoruz diyor. O da burada, Ankara'da. Evet. Böyle bir şey. Tabii birbirlerini Allah için sevenlere zaman ve mekan engeli yok. Tabii. Biri doğu, biri batı, biri kuzey, biri güney, biri dünya, biri ahirette olsa bile onlar ruhen ve manen beraberler. Evet. Bunu da görüyoruz. Mesela diyor bu sabah yine yıkanmış bir ruhla seninle konuşuyorum. İşte çocukların odasına girdim, kızların odasına yine üstlerini açmışlardı, örttüm falan diyor. Hı-hı. Tevfik Bey Yassıada'dan yazıyor anlıyorum, bunu. Evet, aile burada. Evet, tabii anlıyorum. Evet, evet. Böyle enteresan çok bir şey. Güzel, kendisini rahmetle inşallah anıyoruz. Eyvallah. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Ama çok iyi oldu bizimle paylaştığınız gerçekten. Evet. Herkesin belki bilmediği, yeni neslin belki çok yakından tanımadığı bir isim değil mi? Evet. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Gençlerin çok bilinmiyor. Evet. Biraz da o niyetle acizane yazdım. Çünkü evet. Bizim hani rol modellere, yani bilhassa evet. Devlet, siyaset, bürokrasi ve bu alanda. Yani çünkü Andrei Tarkovski benim çok sevdiğim bir yönetmen. Evet. Zaman zaman içinde diye muhteşem bir günlüğü var. O da pankreas kanserinden ölmüştü. Ve çok güzel filmler bıraktı. O güncesinin bir yerinde diyor ki insanın kendine ve başkasına acı vermeden yaşayabilmesi için toplumsal ve ahlaki bir ideali olmalı diyor. Bizim genç kardeşlerimize, genç yeni kuşaklarımıza belki miras bırakacağımız en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü memleketini sevmek, milletini sevmek, insanlığı sevmek, giderek bütün varlığı sevmek ve bütün çok varlığı bir cemiyeti kübra görmek, bu biraz böyle gönülde vahdet tecelli eden insanlara mahsus bir şey. Bu bizim medeniyet geleneğimizde var olan bir şey. Bütün dünya medeniyet geleneklerinde var aslında, kadim medeniyetlerde. Bunun güzel bir örneği aslında Tevfik Bey. Ama son cümlenizi naklettiğiniz alıntı çok önemli. Gerçekten ideali olmayan milletler de yok olmaya mahkum oluyor. Evet. İdeali olmayan fertlere bakıyorsunuz. Genç yaşta bir insanın aslında o yaşama sevincini kaybettiğini, öyle değil mi? Tabii. Mutsuz, böyle bedbin bir ruh haliyle yaşadığını görüyoruz. Evet. O yüzden evet. İdeal, ulvi ideal. Biraz mesela Avrupa toplumlarının kalbinde bir kriz var mesela. Kesinlikle. Yani epeydir süregelen derinleşen. Tabii ki. Bu biraz da mesela orada çok daha gözleniyor. Biz de kısmen bizim modernleşmemiz de, Türk modernleşmesinde de ciddi bir kriz var tabii, krizler var. O bizde de kısmen, yani modernleşmeden olumsuz anlamda biz nasibimizi aldıkça bizde de bir takım çözülmeler, biraz yani daha trajik şeyler yaşıyoruz. İnsanın hem işte kendine hem başkasına zarar vermeden, acı vermeden yaşayabilmesi çok kıymetli bir şey. Bunun için zannediyorum bir İnsan toplumsal ve ahlaki ideali olmalı. Kesinlikle. Ben Tarkovski'ye yani katılıyorum. Olmazsa olmaz diyorum ben. Evet. De hatta kesinlikle katılıyorum. Başka bir soruya geçeceğim. Muhsin Başkan isimli bir kitabınız var. Muhsin Başkan gerçekten Türk toplumunda çok önemli yer kaplayan bir insandı. Allah rahmet eylesin, şehit oldu. Şaibeli bir şekilde şehit oldu. Hem kendisini tabii rahmetle anıyoruz yine burada. Hem bu kitabınızdan biraz bize bahseder misiniz? Hem de zaten sizin de tanıdığınız bir isimdi değil mi? Evet. Bendeniz vefatından önce, yani bir vefatından bir 10-15 yıl önce iki kez görüşmüştüm.
İlk tabii gördüğümde yani uzaktan çok seviyordum kendisini. Bir sevgim, bir saygım vardı. Tanıyınca da bir ev ortamında bir akşam beraber olduk. Çok fazla o sevgim arttı. Evet. Yıllar sonra TRT'den emekli olmadan bir TRT Şeş kuruldu malumunuz. Evet. Çözüm sürecinin önemli bir adımıydı o. Yani Kürt dilinde devlet televizyon yayını yaptı. Ben sonradan fark ettim. 1992 yılında Muhsin Başkan rahmetli bir Ocak'ta yaptığı konuşmada Kürtçe yayın yapılması gerektiğine ilişkin böyle bir konuşma yapmış. O zamanlarda. Sonradan. Evet. Biz TRT Şeş için bir test yayını başlatmıştık. Orada da Türkiye'de sağdan soldan bütün farklı ideolojik gruplardan, insanlardan, aydınlar bilhassa dan röportajlar yaptık, aldık. Ve onu bir kolaj halinde sürekli çeviriyorduk yayın olarak, test yayınında. Biraz da video klipleri. Orada Muhsin Bey'le de bir yaklaşık neredeyse 20 dakika bir söyleşi yapmıştık. Yani Kürt dilinde yayının ne kadar lüzumlu olduğunu anlatıyordu. Evet. O vesileyle birkaç defa görüşmek nasip oldu. Bir de benden 1980 darbesinden sonra ülkücülerin, Kürtlerin ve solcuların yaşadığı travmaları konu edinen 3 ayrı kitap düşünmüştüm. İkisini gerçekleştirdim fakat ülkücülerin yaşadıklarını henüz yapamamıştım. Onu da Muhsin Başkan'la, çünkü en o dönemin en canlı, en doğru, önemli tanığı oydu. Fakat o da biliyorsunuz çok mütevazı bir insandı. Ya biz bir şey yaşamadık ki, Sadık Bey dedi bana. Vefatından 3 gün önce Mustafa Destici Bey'in ofisinde bir araya geldik. Birkaç dostumuz daha vardı. Ve bendeniz bir Nahat antolojisi hazırlamıştım. Yeni yayınlanmıştı. Onu kendisine takdim ettim, imzalayıp. Hatta şoförüne verdi. Eve gitmeden tekrar seçim bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Biz uğurladık yani. Bir daha görmek nasip oldu. Olmadı görmek. Evet, yalnız o akşam söz verdi. Yani seçim gününden 4 gün sonra bizim fakirhanede buluşup sabaha kadar dedi kayıt yapalım dedi. Birkaç arkadaş da çağırayım ben dedi. Benim hatırlayamadıklarım olur dedi. Ama bir saat falan zor ikna ettik. Evet. Biraz da demek ki o an samimiyetimizi belki şey yaptı. Şimdi Muhsin Bey tabii son faili meçhul bir tür. Evet. Aslında faili meşhur bir faili ya da faili malum da denebilir. O daha doğru olur herhalde. Tabii. Evet. Muhsin Bey çünkü bu memleketin hayrı için operasyonel çalışan, tek başına bir siyasi partinin, ciddi bir siyasi partinin, %20 neredeyse 30 oy almış kadar etkin, bazen daha da etkin olan. Doğru. En kritik süreçlerde memleketimizin rahat, arabanın devrilmeden dönemeç almasında, viraj almasında payı olan. Kesinlikle. Muhteşem bir adamdı. Evet. Çok ciddi bilgileri vardı. Arka planda, derinlerde de çok olumlu manada operasyonel işler yaptı, hizmetler görüyordu. Muhtemelen tabii ondan, onun varlığı, onun vücudundan haz etmeyen, kendisi için olumsuz gören, özür dilerim. Estağfurullah. Odaklarca şehit edildi. Muhsinlere karıştı yani. Muhsin Bey'in bu Ergenekon ve sonraki süreçlerde ve önümüzdeki süreçlerde Türkiye'nin tam demokratikleşmesi, tam özgürleşmesi yolunda, macerasında çok daha ciddi, kritik işlevler göreceği kesindi. Zannediyorum biraz bunu karartmak ya da ön almak için şehit ettiler. Evet, Allah rahmet eylesin diyoruz tekrar. Amin. Başka bir soruya geçeceğim yine ben. Açık Deniz diye bir program yapıyorsunuz değil mi? Ülke evet. TV'de. Televizyonculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Hani yazarlık zaten çok açık bir şekilde başarınız ortada. Estağfurullah. Televizyon hasbel kadar bizim işte mesleğimiz oldu hani biraz. Doğru, sinemacılık düşünüyordum ben de gençken ama nasip olmadı. Televizyon biraz daha tabii enformasyon ve eğlendirme işlevi olan, haberdar etme ve eğlendirme işlevi olan bir iletişim ortamı. Ama Türkiye'mizde, dünyada da öyle aslında. İsmet Özel'in bir yazısında geçen bir motto var. Medyanın gücü yok, gücün medyası var diye. Aslında kültürel, siyasal, ekonomik her odak, her güç, her varlık mutlaka kendisine bir takım medyalar üretiyor.
ve bunu tırnak içinde deyim yerindeyse gerektiğinde silah olarak da kullanıyor maalesef. Halbuki medyanın bir cürüm ortamından veya bir çatışma ortamından aracından kurtulup mesela bir güzellik ortamı, bir gerçek manada bir haber ortamı, haberleşme ortamı giderek bir aslında bir arınma, bir kulluk ortamına da dönüşmesi mümkün. Çünkü bizim geleneğimizde mesela televizyonun 60'lı yıllarda bir anti televizyon şeyi de var. Kuramı batıda var, deneyleri var. Televizyon mesela uzun süre konuşan insanlar sevmez. Hele benim gibi böyle sıkıcı konuşuyorsa. Estağfurullah. Fakat bizim sohbet geleneğimiz var. Bir başka geleneğimizin başka imkan ve unsurları var. Bunu televizyonda yeniden üretmek mümkün. Birazcık işte bendeniz TRT'den emekli olduktan sonra bazı dostların ısrarlı istekleri üzerine sağ olsunlar Ülke TV'de öyle bir şeye başladık. Açık deniz hani bizim bilgelerimizden biri diyor bu aşk bir bahri ummandır ona haddü kenar olmaz. Yunus'umuzun var bir güzel şeyi dervişler uçar kuşlar deniz kenarın kışlar. Bir kuş olup uçmak gerek derya deniz geçmek gerek diyor. İsmini siz mi programın herhalde? Yahya Kemal'den ödünç aldık. Evet, evet. Çaldık. Çaldıksa da Mihrimah'ı çaldık diyelim. Yani kıyısı olmayan deniz anlamında açık deniz malum aslında da evet. Kıyısız deniz olmaz. Evet. Deniz iyidir ama kıyısız ise tekin değildir derler. Cem, vahdet, birlik demek aslında açık deniz. Evet. Biraz da bizim bu irfan geleneğimizin bazı konularını, başlıklarını ve kişilerini konu edinen bir program başlattık Ülke TV'de. Çok kıymetli uzmanlarımız, hocalarımız, gönül insanlarımız doğru. Var. Evet. Onlarla işte böyle yapmaya çalıştık bazı programlar. Evet. Ben çok önemsediğim bir soru sormak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin bağlantınızı zaten biliyorum sizin okuduğunuzu, sevdiğinizi. Hayatınızdaki etkisini, rolünü merak ediyorum. Şöyle benim ailem Cumhuriyet Halk Partili bir aileydi. Yani babam, dedem ve babaannem tabii Demokrat Parti'ye rey verirlerdi. Kadir-i Meşrefli insanlardı. Fakat babam askerden sonra Malatya'ya, Muş'tan Malatya'ya geliyor. Babam Muş doğumlu. Ve hatırlıyorum 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı yapan rahmetli Nuri Nebioğlu'nun deyim yerinde ise kankasıydı babam. Ve müthiş bir Karaoğlan yani Ecevit hayranıydı. Evimiz Muazzez Türing'in Karaoğlan şarkısı çınlıyor. Şimdi gibi kulaklarımda seçim ofisi gibiydi. Seçimlerde bilhassa evimizde afişler, şeyler, gelenler, gidenler. Sonradan babam rahmetli Özal'a oy verdi. Yani vefatından önce 2 kez Özal'a oy verdi. Özal'ı tabii biraz belki Malatyalılığında getirdiğim şey olabilir. Biraz etkisi olmuş olabilir. Böyle bir aile ortamında biraz büyüdük. Tabii dayım, büyük dayım kabadayı idi. Yani bu geleneksel kabadayılardan da diyeyim. Malatyalı rahmetli Çakal Hanifi derler. Efsanevi bir kabadayı vardı. Son kabadayılardandır o. Onun yetiştirdiği bir kabadayıydı. Hayatı fırtınalarla geçmiş. Yani gazinolarda, meyhanelerde. Evimizde mesela ben çocukken hatırladığım en şey koku, baskın koku, anason kokusu diyebilirim. Yani buzdolabımızı ne zaman açsam o zaman da buzdolapları yeni yeni. Mutlaka böyle şişe şişe şeyler, rakılar falan bulunurdu. Aslında böyle bir ortamda yetişmiş olmanız bence mutlaka karakterinizin şekillenmesinde çok olumlu etkisi olmuştur. Tabii ki, tabii ki. Hoşgörü, çok kültürlülük bir eyvallah. Şey değil mi? Evet. Oluyor. Evet, anlaşılıyor da zaten. Mesela ben ilkokul 4. sınıfta ve 5. sınıfta yaz döneminde Kirkor amca, Ermeni bir ayakkabı Yemenicinin yanında babam çırak olarak verdi beni. Çok güzel. Sonradan bir radyocu İrfan Usta'nın yanında çırak oldum. Onun da mesela etkisi komşularımızdan vardı çünkü. Bu tabii bizim modern, yani ulus devlet sürecinde biraz kazıdığımız, budamaya çalıştığımız bir şey ama maalesef medeniyet karakterine yeniden tabii şey yapmamız çok zaman alacak gibi görünüyor. Medeniyetler çünkü ötekini yok ederek kendini var kılmıyor. Mevcut bütün yapıları ve unsurları son derece adilane bir şekilde bir arada muhafaza ederek yaşatıyor. Mesela evet. Selçuk medeniyetinde görsel dil çok baskındır. Yani resim geleneği müthiştir Selçuklarda. Mimariye de yansımıştır bu. Mescitlerin mesela Eşrefoğlu Mescidi'nin sütun başlarında figürler vardır. Yani
kabartma, oyma, kakma figürler vardır bakınız. Mescitte yani ibadet, evet, tabii tabii bildiğiniz evet. figürler yani. Dolayısıyla bu mesela İlhanlı, Sasani vesaire etkiledi. Bu diyalojik iletişim çok önemli bir şey tabii. Şimdi bu ortamda tabii biraz da ailemizde de yani çok şeyler de, trajediler de yaşandı. O acıları da tabii ruhumuza yer yani bilinçaltını çok hayli şey yapmış. Sonradan lise ikinci ya da üçüncü sınıftaydım. Lise ikinci sınıftaydım. Bir boş derste dört yol Hatay'a taşınmıştık o zaman. Dört yol denemesinin bahçesinde gezerken kız arkadaşımla Nigar diye bir kız arkadaşım vardı. Onunla gezerken bitişikte bir ulaştırma taburunda böyle çok temiz güzel yüzlü bir insan böyle kumral. Şöyle de şeyin tel dikenlerin arasından el ettiğini gördüm. Duvarın evet. üstünde askeri şey olduğu için ulaştırma taburu gittim. Elazığ'da Almanca öğretmeni Muhammed isminde bir Nur talebesiymiş. Hiç bilmiyorum ben tabii öyle bir kültürü yok. Evet. Yani biz cuma namazlarına gideriz babamla birlikte. Babam cuma günleri içmez. Diğer günler içer her gün. Cuma günü namazı kılar erkenden gideriz. Ondan sonra tabii Ramazan-ı Şerif girmeden bir hafta önce hazırlık yapılır. Ramazan'da Ramazan oruçları tutulur vesaire. Öyleydi. Hafta sonu dedi tanıştık. Bana büyük bir adammışım gibi muamele etti. Davrandı ve ben çok etkilendim onda. Sizi seçmesi tevafuk bilmiyorum, mu? Bilmiyorum yani, o anda evet. demek ki öyle hani. Evet. Hatta ben kız arkadaşımdan izin aldım gittim. Evet. Sonra geldim ama çok etkilenmiştim yani. Hafta sonu bir adres verdi gittim. Bu Nur talebelerinin kaldığı bir ev imiş. Evet. Külliyatla tanışmanız böyle mi öyle oldu? Öyle başladı. Ve 10. sözü okudular. Sonradan hatırlıyorum tabii. Evet. Hiçbir şey anlamadım. Hı-hı. Ama böyle bir oradaki o imajinasyon ya o metafiziksel imajinasyon evet. o kelimeler, o kavramlar, ıstılahlar filan, o eğretilemeler, imgeler filan bir anda böyle bir beni muazzam bir soyutlamanın kucağına attı. Bir uzaya girdim gibi oldum. Hı-hı. Öyle bir hatırlıyorum yani. Bir de ara büyük bir etki yapmış ruhunuzda. Evet, çok güzel. Ara ara evet. gözümün de nemlendiğini hatırlıyorum gözlerimin. Yani çok dokunan şeyler de kaç yaşında vardı. Oluyorsunuz? 17. Lise 2. sınıftaydım. Evet. Sonradan böyle işte gelişti. Sonra üniversitede burada yine onların Nur talebelerin evlerinde kaldım. Daha çok edebiyat öğrencileri vardı. Orası çok işlevsel ve yararlı oldu diyebilirim. Çünkü muazzam bir kitaplığı vardı. Orada her çeşit. Her çeşit. Yani önemli. Mehmet Akif. Evet. Nazım Hikmet, işte mesela Dostoyevski ilk orada okudum. Cemil Meriç'i ilk orada okudum. Evet. Ne bileyim yani şu an bile emsallerimin yani Edebiyat Fakültesindeki orada da müthiş hocalarımız vardı. Amil Çeleboğlu gibi rahmetli büyük evet. hocalarımız evet. oldu. Bu hazırlık sınıfındayken Osmanlıca mesela öğrendim orada. Üst sınıftan abiler öğrettiler. Üçüncü, dördüncü sınıfta ancak okuyabildiğimiz yazarları, Hüseyin Cahit Yalçın'ın yazılarını mesela derlemişler, onu okudum. Evet, bayağı gibi. Katkısı olmuş o tabii, zaman. Evet. Tabii, tabii. Birçok açıdan katkısı olmuş. Zaten tabii, mutlaka imani açıdan çok katkısı olmuştur evet. eminim. Artı, evet. Bu Meşrutiyet Caddesi'nde bilgi yayın evi vardı, bilmiyorum biliyor musunuz? Atilla İlhan'ın rahmetli editörlük yaptığı dönemde oradaydı ofisi. Birkaç defa gittim ben Atilla İlhan ziyareti. Evet. Sonra biliyorum, İstanbul'da pardon, biliyorum. Görüştüm. Evet. Ahmet Tevfik Küflü, Malatyalı sahibi, bilgi yayın eviniydi. Onunla da ziyaretine gidip tanıştım. Mesela onların, tabii biz de oraya yakın yani, Olgunlar Sokak'ta kalıyordum ben. Bir numarada devrimci arkadaşlar kalıyordu. Bir devrimci örgütün elemanları. İki numarada biz kalıyorduk, Huzur Apartmanı. Bir gün orada tabii şeyler var, hurdacılar var. Evet. Biz sadece Zafer Çarşısı'ndaki kitapçılardan kitap almıyorduk. Zaman zaman hurdacılardan da kiloyla kitap alıyorduk. Bilgi Yayın Evi'nin depolarını su basmış. Çuval çuval kitaplar. Mesela orada İlhami Soysal'ın, Atilla İlhan'ın, Mümtaz Soysal'ın, Çetin Altan'ın, ne bileyim Kemal Tahir'in, Orhan Kemal'in, Said Faik'in bütün külliyatlarını o zaman hiç pahasına aldık. arkadaşlarla bir yağmaladık. Onların tamamını okudum evet. diyebilirim. Açık mesela evet. şöyle okuyordum bir de ben. Bir yazara ilgi duyuyordum. Onun bütün külliyatını okuyordum. Evet. Bazı kitaplarını dönüp bir kez daha okuyordum. Notlar çıkarıyordum. Öyle hala durur. Notlar dosyalarım için. Vardır. Evet. Evet.
Yine başka bir konuya değinmek istiyorum. Siz bildiğim kadarıyla Kürt kökenli değil mi? Evet. Annem Türk, babam Kürt. Melezlik evet. var diyelim. Evet. Evet. Hatta bağışlayın, anneannemin annesi de Yanya göçmenidir. Evet. Bunu özellikle vurguladım çünkü hı-hı. malumunuz Türkiye'de bir terör sorunu çok uzun evet. yıllar hepimizi kanayan bir yara olarak diyeyim, meşgul etti. İnşallah olumluya doğru gidildi. Tabii ki kanaatindeyiz inşallah. Hem bir Bediüzzaman talebesi olarak hem de dediğim gibi Güneydoğu'da bu acıları bilen bir insan olarak İttihat-ı İslam'ın Bediüzzaman'ın ifadesiyle İttihat-ı İslam'ın bölgede biz gerçek bir çözüm olacağına çok yürekten inanıyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu süreç yaşanıyor şu an biliyorsunuz. Yani evet. Bu topraklarda tabii Türkler, Araplar, Kürtler, Farslar kısmen, işte Ermeniler, Süryaniler, dini etnik pek çok topluluk, birkaç medeniyet, devlet ve medeniyet imparatorluk şemsiyesi altında yaşamışız. Yani birlikte edebiyat üretmişiz, folklor üretmişiz, mutfak üretmişiz, savaşmışız, evet. gazalar yapmışız, acılar yaşamışız. Mesela Eyin manileri, Eyin üzerine bir belgesel yapmıştım ben. Orada hem Türk hem Ermeni gelinlerin ortak manileri var. Ay, hani Şebnem Ferah'ın çok sevdiğim bir şarkısının adı öyledir. Ya da bir dizesi, gözyaşlarımızın tadı aynı diyor. Bu gönülde yani tasada, dertte, sevinçte, huzurda ve kederde vahdet, birlik ve müştereklik. Müşterekliğin aslında daha büyük üst çatısı da ya da şemsiyesi İttihat-ı İslam'dır. Evet. Bütün müminlerin, bütün Müslümanların, Allah'a hakiki anlamda abd olan, kul olan herkesin evrensel, kozmik bir beraberliği, bir müşterekliği var. Yalçın Koç Hoca Anadolu Mayası kitabında cümle varlığın birliği ve kardeşliği diyor. Evet. Cümle varlığın çok birliği ve kardeşliği. Evet, tabii. Bu tabii maalesef Türkiye'mizde çok büyük trajediye sebep olan, büyük kan kaybına sebep olan, yani insanların öldürülmesine, ölmesine, işkenceler görmesine, kan kaybına, zaman kaybına, faili meçhullere, para kaybına, doğru. zaman kaybına, enerji kaybına yol açan bu sorun, kronik sorun elhamdülillah bitti. Evet. Daha doğrusu silah durdu, şehit haberleri gelmiyor, kimse ölmüyor. Çok harika, çok güzel bir süreç açıldı. Bunun ve ilginçtir, bölgede yaşayan Kürtler açısından da, yani Suriye, İran, Irak ve Azerbaycan'da bilhassa yaşayan Kürtler açısından da Türkiye'de evet. bir ortak şey oldu. Kuzey Irak'la sınırlarımız neredeyse kalktı. İşte petrol anlaşmaları yapıldı, başka anlaşmalar yapılıyor. Zaten Erbil'e bendeniz gitmiştim, ABAN toplantısına katılmak üzere 3-4 gün kadar kalmıştım. Orada hocalarımızla gezerken birlikte onu fark ettik, bizzat gördüm yani. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Türkmenler var malum, Araplar var, Kürtler evet. var. Türkçe neredeyse en yaygın ve ortak dil. Yani Araplar da, Türkmenler de, Kürtler de biliyorlar. Evet. Çarşıda geziyorsunuz Erbil'de. %98 nispetinde Türk malları satılıyor. Yani bütün hani reklam olsun diye şimdi şeysi. Keza %99 hatta %100'e yakın oranda Türk müteahhitler orada evet. çalışıyorlar. Efendim sokaklarda Sibelcan, İbrahim Tatlıses duyuyoruz. Evet. Bunu duyuyorsunuz evet. yani. Bir de Türkiye'den geldiğinizi fark edince zaten hemen biz kalkıp sandalyesini veriyor, çay söylüyor, çok yemek güzel, söylüyor, evet. sarılıyor böyle. Abi, öyle bir şey yani. Hı-hı. Biz zaten kardeşiz, kuzeniz. Bütün sadece onlarla değil, Suriyeli öyleyiz, İranlı öyleyiz, Iraklı öyleyiz. Aslında bütün güney sınırlarımız malum. İngilizlerin cetvelle çizdiği sınırlar. Tabii. Bu ortak medeniyet ve duyarlılık, yani bu ittihat, İttihat-ı Ümmet, İttihat-ı İslam, giderek bütün aslında ortak medeniyet sevdalılarının ittihadı. Ama bunun hani formüle edilişi ta şeyden beri İttihat-ı İslam olarak. Bu fiilen gerçekleşiyor şu an zaten. Bir entegrasyon süreci yaşanıyor. İnşallah. Hatta giderek bunun Gürcistan'da zaten yaşanacağını. Belki oraya sıkışmış, yoksullaşmış, perişan hale gelmiş Ermenistan'la İnşallah, da yaşanacağını. Tabii, tabii. Giderek işte zaten Kırım'da hareketlenmeler var biliyorsunuz. Bizim Trakya bölgemizde var. Evet. Daima ortak duyarlılık var. Hatta bugün çünkü
geçen Ahmet Davutoğlu hocanın bir konuşmasını dinledim. Çok duygulandım. Üsküp'te yapıyor konuşmayı. Bayramı orada geçirmiş Dışişleri Bakanı sıfatıyla. Oranın da bayramıymış, milli bayramı. Diyor ki üç bayram yaşıyoruz. Bir dini bayram, bütün hepimizin bayramı. Milli bayramınız bizim de bayramımız. Biz de bir de bir vuslat bayramı yaşıyoruz. Hı hı. Ben Konyalıyım. Hazreti Mevlana ölümü vuslat görür. Şimdi biz diyor yaşıyoruz ama vuslat ediyoruz yıllar, yüzyıllar sonra. Ben diyor geçen yıl eşim ve çocuklarımla özel köylerde gezdim diyor arabamla diyor. Bir Üsküp'ün bir dağ köyüne gittik diyor. Çok küçük bir köy diyor. Yaşlı bir amca da muhabbet ettik ediyoruz diyor. Burada kaç yıldır buradasınız? Bu köy kaç ne zamandan beri var? Vesaire hallerini sorunca dedi ki evladım biz 500 sene önce bizi buraya getirip yerleştirmişler. Osmanlı getirip yerleştirmiş. Burada bekleyeceksiniz, yaşayacaksınız demiş. Biz hala bekliyoruz diyor. Çok güzel. Evet, çok güzel ifadeymiş. Ve daha ilginç bir şey, bizim Bosna'da askeri birliğimiz vardı malum. Bosna'da çatışmaların şiddetlendiği günler, Saraybosna'da su sıkıntısı var, her yerde var. Askerimiz oraya tırlarla su götürmüş ordumuz. Su dağıtıyorlar, herkese 5-50 litre o şey sulardan. Evet. Amcamın biri 3 tane almış. Almak istiyor. Tabii herkes de listelenmiş. Herkese birer tane veriliyor. Çünkü sınırlı sayıda var. Çok da ihtiyaç var. Hayır diyor amca. Komutana söylüyor. Komutan geliyor. Amca bir tane diyor. Hayır diyor. 3 tane ben diyor. Ha, bir tane amca diyor. Hayır diyor. 3 tane diyor. Ben ve eşim diyor çok bir ayağımız çukurda bizim diyor. Birini içeceğiz, ikisiyle de diyor, biz Türk suyuyla yıkanmak istiyoruz diyor. Hı hı. Şimdi bu zaten fiilen evet. Sadece evet. Kürt kardeşlerimizle değil, evet. Davut Hoca'nın ifadesiyle tarihtaşlık yaptığımız, bir gün dahi olsa diyor, tarihtaşlık yaptığımız, herkesle buluşuyoruz. Aslında bu süreç başlamıştır. Gürcistan'dan bahsettiniz, Ermenistan'dan bahsettiniz. Diğer milletlerden bahsediyoruz. Bu çok çok önemli. Yani bölge ülkelerinin de değil mi? Tabii, diğer karşı ülkelerin tabii, hep rahat edeceği bir Balkanlar. Da var. Evet. Hatta ben mesela Mısır'daki bu hareketin tamamlanacağını düşünüyorum. Bütün Arap ülkelerinde. Yani özgürleşeceklerini, demokratikleşeceklerini. İnşallah. Ve bizimle de bu bağlamda biz çünkü onlarla devlet değil, halk ekseninde bir ilişki daha çok önemli. Onu önceliyoruz. Yani mesela diyorlar ki sıfır sorun. Sıfır sorun Esad'la değil. Suriye halkıyla sıfır sorun. Bu bağlamda bunun Latin Amerika'ya sirayet edeceğini, Avrupa'da da bu tür gelişmelerin yaşanacağını düşünüyorum. Ve bizim Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan'da Gül Babamız var biliyorsunuz. Bu da Peşte'de. Evet, evet. Hani Sarı Saltuk'un o Saltuknamesi'nde bir ifade var. 28 ülkede çok bir Alperen Gazi Derviş olarak çalışıyor. Bir tür operasyonel bir şekilde. Ve hayli mesafeler alıyor. Bir gün Bosna'da şöyle bir mecliste güzel bir aşk basmış tabii. Diyor ki Diyarurum Anadolu. Yani Anadolu dediğimiz nedir? Güneşin doğduğu yer Anatolian ya da Horasan mesela o güneşin doğduğu yer. Doğu Türkistan'dan Buhara'dan Buhara'ya göre diyelim Hakkari Anadolu'dur. Hakkari'ye göre Konya Anadolu'dur. Doğru. Konya'ya göre Edirne Anadolu'dur. Edirne'ye göre böyle gidiyor. Ta evet. Bu Latin Amerika'ya kadar uzatabilirsiniz bunu. Eğer tarih tahsil yapmışsak mesela Sultan II. Abdülhamit Han'ın baş yaverini kendisi Küba'ya göndermiş. Bu eski Küba Büyükelçisi vardı Ankara'nın Ernesto Gomez Abascal bir roman yazdı. Havana'da Türk tutkusu diye. O zatı anlatıyor. Yaver Ahmet Paşa. Onun hikayesi. Oraya göndermiş. Arnavutluk ayaklanmaları başladığında bastıramıyor Sultan Abdülhamit. Bunu acaba nasıl çözerim diye, bunun dinamiklerini araştırmak üzere Kübalı yerlilerin İspanyol istilacılara karşı direnişinin toplumsal dinamiklerini araştırıp raporlar göndersin diye. Bir tür özel elçi olarak göndermiş. Evet. Şimdi Küba'da Türk izleri var, Türkiye izleri var, Osmanlı doğru, izleri doğru, var. Evet. Yani her yerde var. Biz mazlumluk ekseninde de, irfan ekseninde de, aşk ekseninde de birlik yaptığımız, birlik müşterekliklerimizin olan ve tarihtaşlık yaptığımız insanlar var. Bu anlamda mesela Davutoğlu'nun bir Diyarbakır'da konuşması var. Tarihtaşlarımızla uluslararası altında buluşacağız diyor.
Bu bir süreç tabii. Evet, tabii. Mesela Diyarbakır Artukların yaptığı Ulu Cami'de namaz kılmış Cuma günü. Ben bu Ulu Cami'ye ne zaman gelsem Ulu Cami'de Kudüs Mescid-i Aksa'nın kokusunu alıyorum diyor. Böyle bir zihinsel, bir kültürel bir harita var. Bu bir sevgi birliği, bir aşk birliği, bir gönül birliği diyebilir miyiz? Eyvallah. İşte cümle varlığın birliği ve kardeşliği diyor şey. Evet. Yalçın başta Koç. Söylediğiniz çok güzel ifade etmiş. Doğru. Anadolu mayası. Nedir bu Anadolu mayası? Malum insan göz ve sözle mayalanır. Nazar ve kelamla mayalanır. Bu toprakları da logos hermeticus diyor bir hocamız. Dölleyici kelam. İşte bu Anadolu, Türkistan'dan gelen mübarek kelamla mayalanmış. Bu medeniyet Selçuklu'da aynıdır. Yani bütün medeniyet tarihimiz boyunca öyledir zaten. Evet. Ve tarihte medeniyet kurmuş toplumlar, milletler mutlaka yeniden medeniyet kurarlar. Ama bazen bir kırılmalar yaşanır. Çünkü insanlık tarihi öyledir. Medeniyet tarihi zaten öyledir. Zaten Sadık Bey, Allah'ın farzı birlik olmak, öyle değil mi? Evet. Yani Allah birlik olmamızı istiyor. Tabii. Ayrılıp dağılmamamızı istiyor. Vâtesimu bihablillâhi cemî'a. Allah'ın hepiniz ipine. Tabii Allah'ın ipine sarılın. Tabii sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın. Dağılmayın. Tabii. Ve bunu ütopik görmememiz gerekiyor. Tabii ki. Şu an fiilen yaşadığımız süreç de bu aslında. İnşallah daha güzel günler bekliyor diye inceleyebilir miyiz? Tabii ki. Türkiye'miz, inşallah. Türkiye'miz bu sorunlarını, krizlerini çöze çöze, kırıp dökmeden inşallah çöze çöze çok güzel noktalara varacak. Çünkü arzın kalbi Mekke-i Mükerreme'dir. Ruhu İstanbul'dur derler. Yani İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri İstanbul'da Allah'ın cami ismi şerifi baskındır diyor. Son zamanlarda Sayın Başbakan da konuşmalarında İstanbul'a çok fazla vurgu yaptı değil mi? Evet. Evet. Yani merkez hakikaten bir... Mesela Sırbistan'a gitmiştik. Orada bir profesör, bir Sırp hanımla, bir kadın, bir Sırp profesörle söyleşi yapmıştık. Anadolu Mayası belgeseli için. İstanbul hala mesela Sırpların da bilinç altında, kolektif bilinç dışında kültürel bir merkez midir diye, ben siyasi merkez olmaktan çoktan çıkmış tabii diye sordum. Evet dedi. Hiç tereddütsüz. İstanbul. Evet. Hatırlarsanız merhum Aliye İzzet Begoviç, Vance Owen planı iyice çıkmaza girdiğinde ve kendisi de sıkıştığında Brüksel'de, çıkınca dışarı gazeteciler şimdi ne yapacaksınız dedi. Böyle yağmurlu puslu bir havada İstanbul'a gidiyorum dedi. İstanbul'a gidiyorum dedi. Bu arada Bilge Kral'ın da inşallah rahmetli anmış olur değil mi? İnşallah. Eyvallah. İnşallah. Bize ayrılan vaktin gittikçe sonuna geliyoruz. Çok güzel bir söyleyiş. Bir sorum daha olacak size. Son zamanlarda efendim malumunuz yazılı ve görsel basına da yansıyan toplumda bir gerginlik dili söz konusu. Her şeyin çözümü sizde zaten bütün üslubunuzda, sohbetinizde baştan beri bunu görüyoruz, kitaplarınızda her yerde. Hep böyle sevgiyle, yatıştırarak, itidalle bir üslup söz konusu. Zaten üzerinizde de hakim, bu çok net görülüyor. Halkımıza bu yönde de acaba biraz mesajlar verebilir miyiz? Ne diyebiliriz? Yani bu gergin, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, kışkırtıcı etkilere karşı neler söyleyebiliriz? Evet. Yani bu tabii hakikaten biraz bizim açımızdan da yorucu, üzücü bir süreç Türkiye için. Ama neticesinin de hayır olacağını düşünüyorum inşallah. İnşallah. Tabii devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz bizden daha iyi bilirler ama acizane bendeniz bu hususta kırıp dökmeden, insanların gönüllerini incitmeden, memleketimizin, milletimizin, bu krizin içerisinde, yanında, tarafında yer alan niyeti halis pek çok dostların kırıp dökülmeden, onların da hakikaten incinmeden yürütülmesini diliyorum ben bu süreçlerin. Çünkü insanlar bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeden, farkında olarak olmayarak bazı şeylere girmiş olabilirler, alet olmuş olabiliyorlar. Bu biraz bayağı bir zor bir süreç. Yani çünkü bu topraklarda çok fazla da oyunlar oynanmış, bunu biliyoruz hakikaten. Bunlar söylenince de biraz komploculukla suçluyor bazı dostlarımız ama maalesef böyle hakikaten. Hani paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez diye bir söz vardır. Bu topraklar hep böyle olmuş. Bu çok ciddi, çünkü merkez olduğu için bir tür aslında. Evet. Birçok şeyin gözü burada olmuş. Yani 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de ciddi anlamda görünenle hiçbir şey göründüğü gibi değil. Evet. Yani onu biliyoruz artık. Evet, dolayısıyla bu biraz daha ince ince kurgulanmış, kotarılmış bir oyun gibi görünüyor.
Bu oyunda devletimizin inşallah daha adil, daha merhametli, daha şefkatli, daha dikkatli, daha duyarlı davranacağını umuyorum, düşünüyoruz. Bu sosyal medyada da halkımız arasında da değil mi aynı şekilde böyle ya o da var. Çirkin bir dile yansıyor. Evet maalesef, maalesef gerilim, gergin, hani işte söz ola kese savaşı, evet. Söz ola kestire başı, söz ola ahula aşı, yağ ile bal ede bir söz diyor. Hazreti Mevlana'mızın güzel bir sözü var malum. Dost acı söyleyen değil, dost acıyı tatlı söyleyendir diyor. Evet. Tabii niyet halis olursa inşallah dile de dikkat etmek lazım. Çünkü kırıp dökmek sadece birbirimizin gönlünü incitmişiz oluruz. Bir kez gönül yıktın ise şu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyor. Evet. Yine Yunus Emre'nin Yunus Emre der hoca gerekse var bin hacca hepsinden iyice bir gönüle girmektir diyor. Gönül yıkmaya değil gönül yapmaya geldik. Çok doğru. Evet. Evet. O dolayısıyla dostlarımızın da üsluplarına, tutumlarına dikkat etmesi lazım. Devlet büyüklerimize de Allah daha hassas davranmayı nasip etsin inşallah diyelim. İnşallah efendim. Sizinle ilgili araştırma yaparken bazı okurlarınızın sizinle ilgili yorumlarına rastladım. Birkaç tanesini okumak istiyorum izninizle. Tamam. Çok dikkatimi çekti. Şöyle diyor bir okurunuz. Kendisini tanımlamak için en uygun kelime beyefendi olur herhalde. Öyle naif, öyle kibar, bu zamanda hiç şahit olamayacağımız bir şekilde. Sonra muhabbeti de umman gibi. İnsan dinlerken dinleniyor. İnsan olarak ömrü hayatımda, bunu bir başka okurunuz söylüyor. İnsan olarak ömrü hayatımda bir kez daha belki de işine rastlanmayacak biçimde bir mütevazilik, erdem ve hikmet sahibi şahsiyetiyle kendisine gıpta etmemi sağlamış bir kişidir. Engin kültürü ve bu kültürü hazmetmiş insani ilişkileriyle yüzüne tuttuğunuz bir aynadır Sadık Yalsız Uçanlar diyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programı bu sözlerle noktalamak istedim. Çok güzel ifade etmişler. Biz Eyvallah. De görüyoruz zaten bunları üzerinizde. Eyvallah. Şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür şeref ediyoruz. Şeref aldık. İnşallah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Bir Hayata Dair programının daha sonuna geldik. Bir dahaki hafta yeni bir konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.